Size bugün topraktan bahsedeceğim. Toprağın birçok çeşidi olduğunu biliyoruz. Örneğin deniz kenarındaki toprak ki buna zaten kum deriz, ormandaki topraktan çok ama çok daha farklıdır. Bu farklılık kısmen toprağın dokusu yani tekstüründen kaynaklanır. Toprak oluşurken rüzgarlar, yağmur, kısacası iklim koşulları sebebiyle farklı kaya türleri parçalanır ve bu parçacıkların boyutları da birbirlerinden çok farklıdır. Farklı büyüklüklerdeki bu parçacıklar bir araya gelerek toprak dokusunu oluştururlar. Bu farklı büyüklüklerdeki parçacıkları üç grupta inceleyebiliriz. Kum, silt ve kil. Daha büyük ve ağır parçacıklı toprağa kum denir. Büyüklüğü yaklaşık olarak 2 mm ile 0,05 mm arasında değişir. 0,05 1 mm'nin çapının 20'de biridir kum pütürlüdür. Dokunduğumuz zaman bu pütürleri ya da tanecikleri hissedebiliriz. Kil ise toprağın en küçük parçacıklı halidir. Kil parçacıklarının büyüklükleri yaklaşık olarak 0,002 mm ya da daha küçüktür. Bunun da 1 mm'nin 500'de biri olduğunu hemen söyleyeyim. Ne kadar da küçük, değil mi? Kili parmaklarınızın arasında sürterseniz yumuşak bir his verir. Başka bir deyişle, kili meydana getiren parçacıkları hissedemezsiniz. Hatta kili oluşturan bu parçacıkları çıplak gözle görmek de mümkün değildir. Kumlu toprak ya da kirli toprak birçoğumuz için tanıdık toprak çeşitleri iken bu ikisinin arasında yer alan silte pek de aşina olduğumuzu söyleyemeyiz. Siltli toprak parçalarının büyüklükleri kum ve kirli toprak parçacıklarının büyüklüklerinin ikisinin arasındadır. Evet bunu da not ediyorum. Yaklaşık olarak 0,05 mm ile 0,002 milimetre arasında. Silikli toprak yapı olarak una benzer. Pudra gibidir. Su ve rüzgarla kolaylıkla taşınabilir. Bu şekilde bir ayrım olmasına rağmen toprağın bundan çok ama çok daha karmaşık bir dokusu olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Evinizin bahçesinden bir avuç toprak aldığınızda avucunuzdaki toprak muhtemelen bu üç tipin ve bir miktar organik maddenin bir karışımı olacaktır. Toprağın kendine ait dokusu başka bir deyişle içindeki kum, kil ve silt yüzdesi bitki gelişimini etkiler. Bahçeyle uğraşanların toprak dokusunu bilmek ya da öğrenmek istemelerinin sebebi de budur. Bu sayede o toprakta ne tür bitkilerin yetişeceğini bilebilirler. Bu aşamada toprak tekstür üçgeni denilen şema çok işe yarar. Bu üçgen elimizdeki toprak örneğini 12 kategoriden birine yerleştirmemize yardımcı olur. Bu 12 kategori toprağın içerdiği kum, kil ve silt yüzdelerine göre belirlenmiştir. Üçgenin nasıl kullanıldığını görmek için bir örnek yapalım mı? Bahçeyle uğraşan birinin bahçesindeki toprağın %30 kum, %40 silt ve %30 kil içerdiğini düşünelim. Bu toprağın hangi kategoriye girdiğini nasıl bulabiliriz? Öncelikle başlamak için üçgenin kenarlarından birini seçmemiz lazım. Ben kumla başlamak istiyorum. Elimizdeki toprağın %30 kum içerdiğini biliyoruz. Bunun için kum kenarında %30'u bulacağız. Sonra buradaki okun gösterdiği yönde bir doğru çizeceğiz. Evet, bir bakalım. Ok kil kenarını gösteriyor. O halde biz de buradan başlayarak bu şekilde kil kenarına doğru bir doğru çizelim. Bu doğruyu çizerken elimizdeki toprağın bu doğru üzerindeki kategorilerden birinde olacağını biliyoruz. Başka bir deyişle elimizdeki toprağın siltli tın, tın, killi tın ya da kil kategorilerinden birine ait olduğunu biliyoruz tam olarak hangi kategoride olduğunu belirlemek için yeni bir doğruya ihtiyacımız var. Bunu da silti kullanarak çizelim mi? Silt yüzdesi neydi? Yüzde 40. Üçgenin silt kenarından ok, kumlu kenarı işaret ettiği için kumlu kenara doğru bir çizgi çizeceğiz. Az önceki gibi silt yüzdesini alalım. Evet, 40'ı buldum ve buradan başlayarak kumlu kenara doğru bir şekilde ilerleyelim. Bu çizgiyi çizdikten sonra çizgilerin ya da doğruların diyeyim, killi tında kesiştiklerini fark etmiş olmalısınız. Doğruluğundan emin olalım. Aynı şeyi yüzde kil noktasından başlayarak okun gösterdiği yöne yani siltli kenara doğru bir çizgi daha çizerek yapalım. Evet, işte böyle. Doğruların üçünün de aynı noktada yani killi tında kesiştiklerini görüyorsunuz değil mi? O halde bu toprak killi tın kategorisine girer diyebiliriz kil, kum ve silt yüzdelerinin toplamının %100'e eşit olduğunu da eklemek istiyorum. Doğru kategoriyi bulmak için bu çizgilerden sadece ikisini kullanmamız yeterli. Demek istediğim her seferinde üçüncü çizgiyi çizmek zorunda değilsiniz. Bir örnek daha yapalım mı? Bir başkasının elindeki toprak örneğinin de %58 kum, %27 silt ve %15 kil içerdiğini ele alalım. Yine kumla başlayacağım ve kum kenarında %58'i bulacağım. 58 60'a yakın olduğundan bu noktanın iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Evet. %58'den kil kenarına doğru ilerleyelim. Elimizdeki toprak örneğinin yüzdeleri her zaman tam sayı değildir ve durum böyle olduğunda bir cetvel kullanarak elimden geldiğince düzgün çizimler yapmayı tercih ederim. Şimdi de kil tarafında %15'i bulalım. Buradan silt kenarına doğru ilerleyelim. 2 doğru kumlu tın da kesişti. Bahçeyle uğraşan bu kişinin elindeki topraklar killi tın ve kumlu tın. O halde bu kişinin yetiştireceği bitkileri düşünürken bu tip topraklarla uğraştığını bilmesi önemli. Bazı bitkiler kumlu tını, bazıları da killi tını severler. Killi tın topraklar kumlu tın topraklara göre nemi daha uzun süre tutarlar. Bu yüzden de kumlu tına ekilecek bitkilerin yerin derinliklerindeki suya ulaşabilmeleri için uzun kök yapılarına sahip olmaları ya da suyu depolayabiliyor olmaları gerekir. Bahçeyle uğraşan kişiler ellerindeki toprağın çeşidini belirledikten sonra kitaplar ya da internet aracılığıyla araştırma yaparak hangi bitkileri yetiştirebileceklerini belirleyebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık siz de toprağın hangi kategoriye girdiğini kendiniz belirleyebilirsiniz.